Kanalıma hoş geldin. Bugün konumuz daha önceden çektiğimiz videolar hakkında olacak. Çektiğimiz videolar bir aydan sonra olmadığını görünce bu konuları yeniden almak istiyorum. Neden yapılmadığını şu nokta anlayamıyoruz. Yetkililer niçin yavaş davrandıklarını anlayamıyoruz. Bu 6 ay önce bir video çekmiştim. Kanalımızda paylaştım. TOKİ tarafından yapılan bir çalışma vardı. Bu projede rampalar düzgün bir şekilde yapılmış fakat önlerinde su oluklarının olduğunu ifade etmişti. Yetkililerimle tabii ki yine söylemiştik. Bu geçen sürede hiçbir noktada hiçbir çalışma olmadığı için biz bu konuyu yeniden aldık ele. Yapılana kadar birkaç ay tekrar konuyu ele alabiliriz. Çünkü bu su olukları daha önceden söylediğimiz gibi engellerimizi rahatsızlık veriyor. Nasıl mı? TOKİ'nin yaptığı kaldırımlar birazcık bunları konu alacağım. Sizler için. Evet. Karşıya gideceğim. Rampanın boyutu iyi. Ama bakın orada su olumu var. Yine karşıda da var su olumu. Bu bize gidip engel olmaktadır. Neden engel olmaktadır? Engellerimizin üzerinde belinde kalçalarından platinler bulunmakta bazı engellerimizin. Bu yüzden de su olukları rampanın önünde kesinlikle olmaması lazım. Bunu konu alacağız. Karşıdan karşıya geçerken. Şimdi yavaşça karşıya geçeceğiz. Dikkatli bir şekilde. Bakın beni nasıl salladı gördünüz. Karşıdan karşıya geçerken su oldukları engel oluyor. Bize su oldukları böyle bize zarar veriyor. Gördüğünüz gibi fotoğrafta ön teker nasıl su olduğuna takılıyor görüyor musunuz? Peki buna nasıl bir çözüm üretilebilir? Evet, çözüm var. Bu su oluklarına nasıl yapılabilir? Fotoğrafta gördüğünüz gibi bakın güzel engellemiş dümdüz geçebiliyor. O rampanın önüne de kaç tane su oluğu varsa oralara bu şekilde ızgaralar koyulabilir. Gördüğünüz gibi. Ya bunlar zor bir şey değil. Biliyoruz. Ama yani 6 ay uzun bir zaman hatta bu konuları ele alınmasını rica ediyoruz zaten. Önce engellilerimizin can güvenliği, sağlık güvenliği olmak zorunda yollarda. Öyle değil mi? Eksik rampaları yeniden yapılmasını talep ediyoruz. Evet, ikinci bölüme geldik. Burası tarihi Jandarma Kazinosu. Buradan doğru, yukarıdan aşağıya doğru dümdüz rampa var.
Buradan doğru devam ediyor. Aşağıya doğru devam ediyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi rampa yok. Ve tabii ki yine karşıda da yok. Bunu dikkate alınarak direkt karşıya geçilemiyor. Burada olmayınca tabii ki. Evet, şimdi karşıya geçeceğiz. Bir vatan, engelli vatandaş yukarıdan aşağı gelince bu rampayı kullanmak zorunda tabii ki. Tabii ki de çoğunluğu var maalesef. Evet, bizi çok sallıyor. Ve karşıya geçeceğiz. Evet, karşıya geçiyoruz karşıya. Burada olması gereken rampa olmadığı için de bu taraftan doğru geliyoruz maalesef. Ve ayrıca bu yolda da böyle tangıl tukul. Evet, bu rampayı kullanmak zorundayız. Evet, evet, gördüğünüz gibi o yoldan böyle direkt gelmek varken bizi bu rampaya doğru yönlendiriyorlar. Zaten gördüğünüz gibi yollar Arnavut Kardeşim yolu, bunlar da bizi çok etkiliyor giderken. Dediğim gibi karşılarımızda belimizde platinler olunca bunlar bizi çok etkiliyor. O zaman bizler nereden gitmemiz lazım? Dümdüz olan kardeşimleri kullanmamız gerekiyor, öyle değil mi? Gördüğünüz gibi nerede çok inekçi kampanya olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda videoyu oynatıyoruz. Bunların yeniden en kısa zamanda olmak zorunda. Belediye mi yapacak? TOKİ mi yapacak? Bizler bilemeyiz. Fakat belediye söylüyor ki 40 tane yapılmadık iş var, ben ele almıyorum. TOKİ'de biz belediye verdik diyor. Bizim bu eksikler kim çözdü? Ne zaman çözdü? Soruyorum size, arabalarımız bozulunca mı yapılacak o kaldırımlar? Ya da karşıya geçerken birisinin araba çarpınca mı o kaldırım yapılacak? Yani ya yapsanız yani ne kadar masraf tutar ki? Bu yani bir proje çiziliyor. Engelleri göz önüne almadan yapılıyor. Eğer yapılsaydı düzgün bu sürü olduklarına bir çözüm bulunurdu sizlere. Peki neden olmuyor bunlar? Ne zaman yapılacak bu sorunlar Sinop'ta? Engelli derneklerimiz bu konuda çalışıyorlar mı? Bir proje sunmuşlar mı bu konuda? Valimiz bu konuda ne gibi çalışma yapacak artık? Belediyemiz ne türde çalışmalar yapacaktır artık? Engellere yönelik. Taşımacılıkta dolmuş durağda bir karar alınmış. Engeller taşıyamayacağı diye. Fakat bir maddede bedelsiz engelleri taşıyacağız diyorlar.
Bu kimlik kartlarımızı hastane veriyor. Hastane demek ki bu kişi engelli, yürüyemez, dönüşebilecek diye karar çıkarıyor. Ama dönüşçülerimizde böyle bir karar var maalesef. Peki bu sorunları nasıl çözeceğiz? Ne yapmamız gerekiyor artık? Biz engelli olarak soruyoruz yetkililere artık. Bu sorunlarımız çözülür. Bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Biz sizinle varız.